Bismillahirrahmanirrahim. Havle ve la kuvvete illa billahil alimil azim. Su, bir su bir yerden kaybolursa başka yerden çıkar. Yerin altında hapsolmaz o. İrşad sahibi evliyanın, onların da hali öyledir. Bir yerde kaybolursa başka yerden çıkacaktır. Onun için Türkiye'de irşad menbaı kapandı. İrşad menbaı Nakşibendilerin ana kol burada hitam buldu. Türkiye'de Reşadiye kasabasında. Reşadiye'ydi burası. Şimdi Reşadiye gibi saltanatlı bir isimden Güneyde'ye bir plastik isme döndürdüler. Tatsız tutsuz. Ondan anlaşılır ki manevi halleri de o saltanatlı halden o efendim tatsız tutsuz bir hale döndü. Manevi olan saltanat da burada söndü. Lakin Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin muktezası odur ki bir yerden kaybettiği vakitinde bir başka yerden o muhakkak meydana çıkacaktır. Nakşibendi tarikatının evet Şeyh Şerafuddin Hazretlerine yetişinceye kadar olan ol burada devam etti. Burada kaybolduğu vakitte Şam'da zahir oldu. Türkiye'nin orasında burasında zahir olmadı. Çünkü Şeyh Şerafuddin Hazretleri Allah sırrını takdis etsin. Allahu Teala derecati daima yetiştirdiği hicret esnasında da çok zaman Şeyh Abdullah Hazretleri küçük yaşta olduğundan yolda gelirken kendisi yetişkin delikanlıydı. Dağistan memleketinden İslam ülkesi Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına hicret edip gelirken delikanlıydı. Şey bizim Hazret 4-5 yaşlarında olduğu için onu çok defa omzuna böyle bindirip taşırmış. Ve o zamandan elinde yetiştirmiş ve dünyadan gidinceye kadar da en yakınında durdurmuş ve halvet ve riyazatlar ile onu tamamıyla hiçbir vilayet sahibinin yetiştiremeyeceği bir terbiye ile ona tarikatın aliyenin edebini öğretmiş cihat, cihadın ekmeli de ikmal ettirmiş. Ondan sonra dünyadan giderken demiş ki Abdullah Efendi seni Şam'a gönderiyorum. Seni Şam'a gönderiyorum dediği vakitte o zaman buradan Şam'a bilhassa Arap ülkelerine, İslam ülkelerine o zamanki hükümet kuş uçurtmuyordu. Şiddetle dine karşı olan, şiddetle İslam'a karşı olan hükümet bırakmıyordu hiçbir Müslümanın ne Şam'a gitmesini, ne Hicaz'a gitmesini bırakmıyordu. Şerafuddin Hazretleri Abdullah Efendi ben ahirete intikal ettikten sonra benim intikalimden sonra sana Cenab-ı Hak bir kapı açacaktır Şam'a. Kimseye sorma
Sen oraya git, peygamber emridir. Kimseye sormaya gerek yoktur. Sen o kapıdan, sana açılan kapıdan bila tereddüt çık diye emretti. 36'dadır onların intikalleri Allahu Alem. Onun akabinde Hazret bana onları uzun uzun anlatırdı. Çoğu aklıma değil kalbime yazılmıştır. Amin. Çünkü evliyanın işi kalpten kalbedir. Amin. Kafadan herkes söyler. Kafadan söyleyen, kendi kendini şeyh yapan adam çok var. Kitaptan okuyup, efendim şeyhlik yapan çok kimse var. İtibarı yoktur. Benim kalbime yazdığı gibi lüzum eden yerde ihvanlara Nakşibendi olsun veya başka tarikatların mensupları olsun veya ümmeti Muhammed'den kim olursa olsun onlara o anında o tecelli ile ne söylemek gerekirse onu bildirmesi de Şeyhimiz Hazretlerinin üzerinedir. Ben dedi bir gün buluşlarını yapıyordum Şeyh Şerafuddin Hazretlerinin, Hazreti Üstaz'ın dedi. Çok zayıf halde gördüm. Benim gözlerimden ihtiyarsız yaş aktı diyor. Damladı başına. Başına damladığında böyle baktı. Abdullah Efendi ağlıyor musun dedi. İntikalini yakın olduğunu bildim de onun için benim kalbime şey oldu. Üzüm geldi. Bu gözyaşım aktığında böyle söyledi. Ağlıyor musun dedi. Abdullah Efendi bu dünyada sana bir defa yetişiyorsam ben ahirete gittikten sonra sana 50 derece şimdikinden daha kuvvetle seninle beraber olacağım dedi. Seni bırakacak değilim. Ruhaniyle cismaniden 50 derece daha kuvvetle sana yetişirim. Her ne yerde sen Ümmet-i Muhammedi kullarına, Nakşibendi bunlara sohbet edecek olursan seninle beraber senin yanındayım. Sendeyim ben. Sen bendesin. Ben de sendeyim. Sende olmasa, ben onda olmasam, o bende olmasa burada oturmaya salahiyet mi var? Olur mu? Sen olmaz. O bende, ben onda olacağım ki birlik olsun. Ona göre açılacaktır. O menba. Ve bu suretle şimdi bize olan izin bu suretle onlardan gelip duruyor. Ve Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'nin kerametiyle onun hemen intikalinin akabinde İstanbul'a Mısır'dan Namlun Paşa diye bir paşa geldi. O paşa Şeyh Şamil'in torunu Said Bey'e gelmiş. Meşhur Said Bey, makamları cennet olsun. Amin. Ona demiş ki, benim ailem vefat oldu. Onun için edep Türklerde, Çerkezlerde, Dağistanlılarda kocaya hürmet ve itibar eden
kimseler onlar olur. Bana böyle bir kimse, böyle bir hanım bul bana, evlenmek istiyorum dediğinde, onların kerameti hem dünyada hem berzakta görülüyor. Onun kalbini atmış, Abdullah Efendi'nin iki kelimeleri vardır. Onları size gösterelim demiş. İstanbul'dan Yalova'ya, Yalova'dan buraya gelmiş. Abdullah Efendi'yi bulduğunda Said Bey, paşayla demiş ki böyle böyle mesele. Bu paşa ailesi vefat oldu. Onun için bir hanım istiyor. Bizim milletten bir kimse olsun ki itaatlı ve edebi yüksek olur. Ben o zaman hemen kalbime bildirildi Abdullah Efendi. Sana bildirmiş olduğum kapı bu kapıdır. Tereddüt etme. Allah. Bak onların haline. Değil mi? Olsa biz burada nasıl geliriz? Eyvah. Binaenaleyh. Büyük kerimesini cihat hanımı göstermiş. Bu. Sana vereceğim kız bu. O da o vakitlerde herhalde 17-18 yaşlarında göstermiş. Budur demiş. Bak. Bir tarafı noksan mıdır? Ben seni aldatıp kız vermem. Vereceğim kız bu. Kabul ediyorsan bunu sana vereceğim diyor. Kabul etmem. Onun nikahta dedi o. Sefarette alıp Mısır'a gitmiş. Gittikten sonra aradan bir sene geçtiğinde oradan bir talep geldi ki efendim validesini görmek ister. Dedini görmek ister. İsa Mısır'a gelmişsin. Onun üzerine efendim Mısır'a kız evlendirdiği için bu sebeple anasına babasına bir aile Said Bey pasaport çıkarttı. Pasaportu da çıkarttı. Şimdi kapı açıldı. Ölene kadar dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana, ne varsa hepsini sattım. Ev, bahçe, tarla, eşyalar, meşyalar hepsini de satıp hazır oldum yola. Anadolu'nun içerisinde, Anadolu'da, Gaziantep'e, oradan ileriye doğru, efendim, ıssız vardı o zaman şeyde, Riyye'de. Onun vizasında Said Bey'in ahbabıymış, Fransız konsolosu Şeyh Bender, onlara anında onu da yaptırdı, yol açıldı. Bu suretle Mısır'a, Mısır'dan Şam'a geldim dedi Hazreti. Görüştük, Şam'a geldik. Benim ailem Halimet Ana, Halimet Valide. Küçük kızları kelimeleri Rabia. Üçümüz Şam'a yetiştiğimizde Nüshet Oteli'ne konduk. Nüshet Oteli'ne konduğumuzda 15 Türk kuruşu vardı diyor elimde kalan para. 15 Türk kuruşu. O otelciyi çağırdım. Ona 15 kuruşu verdim, bu 5 kuruştan şeker getir, 10 kuruşluk da çay getir. Sonra gitti, koca bir paket şeker, koca çay getirdi. Dedim ki bitsin. Tevekkülümüz tamam olsun. Parayla gelmeyelim.
ben Şam'a etrafında pervane gibi dönen ihvanları, milyoner ihvanlarıyla gelen şeyh gördüm, 6 ay dayanamadı. Para olup gibi aktığı halde dayanamadı, tekrar Türkiye'ye geldi. Öyle şeyh gördüm ben orada, 6 ay. Ve Şeyh Efendi'den gizli çıktı Şam'dan. Çünkü Şeyh Efendi gayet şiddetliydi hicreti bozan kimselere. Hicreti bozan kimselere bir daha Ehlül Aba, Ehlül Beyt'e zulmeden hainlere, hicreti bozanlara, Kur'an'ı okuyup unutanlara kıyamet gününde bir yerde durduracak, cennet ehli de oradan görür, cehennem ehli de oradan geçerken yüzlerine tükürecek. Allah şu hicret ettikten sonra hicreti bozan, Ehlül Aba, Ehlü Beyt'e zulmeden, Kur'an-ı Kerim'i okuyup unutan, okumaya unutanlara bu ceza da var diyor. Onun için ona bildirmeden bir hediye de bırakıp Şeyh Efendi'ne habersiz, bir de baktı ki o şey Şam'dan kayboldu. Ne oldu? Hanım zorlamış, efendim burada duramayız biz, kızın nikah var, nişan var, düğün var diyerekten o döndü gitti. Şeyh Efendi Hazretleri 15 kuruştan gelip onu da çay şekere verdi, bitti dedi şimdi. Otele verecek para yok. Paraya dayanıp da şeyhlik olmaz. Hay hay. Hiçbir şey olmasa, hiçbir şeyle. Allah'ı bilen, Peygamber'in ekleri bilen, ekleri bilen adama ne var? O 5 yaşındaki çocuğun telaşı yok. Ne yemeden, ne içmeden, ne hiçbir şeyden telaşı yok. Bizim ne için telaşımız olsun? Çünkü o çocuk bilmeden anam babam bana yetişir der o küçücük çocuk. E biz Allah bana yeter, peygamberi bana yeter diyemiyoruz ki. Binaenaleyh orada ders veriyor. Bütün meşayıklara hepsine. Şam'a indi, 15 kuruşu bitirdi. Gece otelde yattım dedi. Oteli ertesi gün ödeyecek para yok. Olsun olmasın. Biz Şam'a yetiştik. Şam-ı Şerif'te seher vakitlerinde tezkir var. Temcid okurlar minarelerden. En az yarım saat öncesinden başlarlar. Salatü selamlar ile, temcid tehlil ile tesbih ederler. Sabah ezanından önce. O mübarek beldeden Allah kısmetimizi kesmesin. Amin. Size de nasip etsin. Amin. İnşallah. Oraya bir sefer olacaktır. İnşallah. Şam'a gidilecektir. Amin. Amin. Bir değişiklik var Şam'da şimdi. O da yol açar. Yakın bu inşallah. Cenub hududu açılacak derdi. Büyük Şeyh Hatem Yardım'ı. Cenub hududu açıldığı vakitinde durma dedi burada. Şunun var, bunun var deme. Çünkü gelecek bir tehlike var memlekete. O zaman oraya aktarın dedi. O da 3 ay içindir. Sonra o tezkir başladığı vakitinde ben çay içip teheccüd vakti tesbih ve tehlil ve zikirde meşgul iken bütün otelci bir kimseyle konuşup duruyor. Yüksek ses ile beni soruyor bir kimse. Bakayım bakayım bu beni soran adam kimdir? Çıktım baktım ki bizden evvel Şam'a gitmiş olan ihvanımızdan bir kimse. Hemen bana saldı, ay Abdullah Efendi hoş geldin, sefa geldin yahu. Hazret beni uyutmadı demiş.
Bütün gece beni uyutmadı Şeyh Şerafuddin Hazretleri. Kalk Abdullah Efendi şeye geldi. Şam'a geldi. Çocuklarıyla filan otelde kondu. Diyerekten. Binaenaleyh. Baktım ki gece yarısı. Ya bu vakit nereye gidelim? Bir parça sabah olsunsa gidelim. Yattım. Biraz sonra tekrar geldi. Aman çabuk. Sana demedim yatma. Kalk git. Yine baktım ki saat 2'lere gelmiş. Biraz daha şey edeyim de kalkayım gideyim derken üçüncü defada şiddetle geldi. Efendim kalk. Acele kalktım telaş ile ne oluyor diyerekten. Minarede müezzinler salatü selam eder, temcid okurken şimdi geldim de yahu diyor, Hazretinden böyle kaşamı bahaseyle geçti vakit diyor, hoş geldin, sefa geldin. Hemen bir fayton getirdi, fayton vardı o vakit ve otelin parasını da o ödedi, evliyaların kuvvetine bak. Ödetti. Ondan sonra beni bindirdi, getirdi meydanda üç kağıda, üç tür kağıdı o zaman. Surilerin kağıdı da aynı kıyaslaydı. 3 liraya bir kocaman efendim ev, 4 odalı ortasında havuzuyla, havlusuyla 3 liraya kiraladık dedi. Kiraladı, kirayı da ödedi. Ben kondum dedi oraya. Ben kondum. O meydanın araları, kimisi un getirdi, kimisi pirinç getirdi, kimisi yağ getirdi, kimisi bal getirdi, kimisi şeker, kimisi çay, kimisi ekmek, kimisi yatak, kimisi yorgan donattırdı evi diyor. Oh, şimdi zikirle özlete girdim, orada vazifeyi 7 ay sürdürdükten sonra bir kimseler geldi sadilerden. Sadiye tarikatının efendim oradaki meşayihinden bir kimse geldi. Onların evlatlarından dediler ki bizim atamız vefat oldu. Dergah boş kaldı. Kimse yok. Dergahı gözetecek. Binaenaleyh Şeyh Hasan dergahı. Şeyh Hasan nedir o bir adı? Cebavi Hazretleri'nin dergah boş, hem türbedar hem dergahı gözetmek için dergah boş kaldı. Sizi davet ediyorlar, oraya kabul ediniz. Alt üst hanay, oca dergah havlusuyla içerisinde Cebavi Hazretleri. Onun sarığı bu kadar. Benim sarık onun yanında mulla sarığı kalır. Böyle bu kadar. O sarıyı koydular, bizim Hazret dünyadan intikalinde ahirete görürken Kam-ı Şerif'te Şeyh Abdullah Hazretleri'nin tabutunun üzerine onu giydirdiler. Bu kadar. Bir ucu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde camiden çıkıyor, bir ucu yukarıda Cebel Gasiyun'da efendim türbeye yetişti, cami-i şerifine yetişti, millet daha oradan çıkar. Şam'da öyle, öyle bir cenaze görülmedi. O sonraki mesele var. Şimdi Cebavi Hazretleri'ne girdi, onun dergahta 7 sene halvet-i riyazat uzdeti. Çöpü çöp üzerine bana bıraktırmadı üstazımız Şeyh Şerafuddin Hazretleri. Çöp çöp üzerine koymaya bırakmadı. Her şey ayağımıza geldi, gönderildi. Ondan sonra emir geldi Cebel'e. Dağda dergahı vurmak için şimdiki türbesi olduğu yer o. Ve minallaha tevfik bu sabaha kadar hükmet çay da soğudu burada. Bir çay içelim de yürüyelim. Ve minallaha tevfik Allah sırlarını takdim edin. Derecatın âli eylesin. Ya Rabbi onların şanını ishar eyle. Bu Nakşibendi tarikatının
sırrul hakikatının amin. Allah nasip eyle ya Rabbi. Tohumlarını kalplere ekecek kuvvet evet. Sahiplerini meydana çıkartacak. Amin. Hürmetül Habib, hürmetül Fatiha. Dünyamız dünya üzerinde onun lisan konuşan şimdi bir tek makam var. İkincisi yoktu. Fatiha. O tayin öyle geldi. Elesübü rabbikum galû belâda. Ahdü misak. Bizim ahdimiz böyledir. Elhamdülillah. Öyle gelecek. Bizden Mehdi aleyhisselama yetişir. Fatiha. Yedi ecdadı kafi olan milleti binlercesini İslam'a da getirip tarikat zikrini de çektirtmeye benim gibi adamda ne salahiyet var? Estağfurullah. O yoldan kuvvet gelmiyorsa nasıl açlayacağız biz onlara tarikatı? Düşünmeden söz söyleyen adam çok. Allah onları ister etsin. Öyle Şeyh Şerafettin Hazretleri'nin kuvveti bize yetişmese biz nasıl pataryayla iş görmez ki? Pataryayla yaptığın iş de bitecek patarya. Ama merkeze bağlandıktan sonra kuvvet kesilmez ki. Kaç tane Alman var, İngiliz var, Amerikan var, efendim. Her milletten insan var. Babamdan bana akraba, anamdan hısım mıydı bunlar? Benim arkama kuzu gibi koşup geliyor. Onların kuvveti olmasa, onların cazibesi bizde zahir olmasa, hakikatül cezret kuvveti olmasa, bu Hacı Ahmet Efendi'yi kim zapt edip geçirir kuzu gibi bak?